Cümleten selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Elmas'ın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mutfağımızdayız. Neler yapacağız? Tabii ki muhallebilik, kadayıflı muhallebi yapacağız. Ben bunu geçen gün çoktan aldığım arkadaşlar seviyorum. İsterseniz malzemelerini bir sayalım. Şöyle muhallebilik kadayıfımız var. 200 gram toz şekerimiz var. Nişastamız var. Buğday nişastası veya mısır nişastası hiç fark etmez. Tereyağımız var. Kremamız var, şekerli vanilimiz var, şöyle kabuklu cevizimiz var, unumuz var ve bir litre de sütümüz de var. Ben ne yaptım bugün? Şöyle bir kısa özet geçeyim, daha sonra tatlım yapma işlemine geçeceğim. Vallahi bugün oturduğum odanın kanepelerinin altından ağrı, parkelerden ağrı sildim, süpürdüm. İbrahim Paşa'mla birlikte sobamın altını üstünü tertemiz yaptım. Bu evde de süpürge tutmadım arkadaşlar. Çamaşırım vardı, onu makineye attım. Kendi çarşafımı değiştirdim, yastık kıletlerimi değiştirdim. İbrahim'in masa örtüleri vardı, onları katladım. Şimdi mutfağıma geçtim. Fasulyemi, nohudumu ıslattıydım biliyorsunuz. Bugün pişirmek nasip oldu arkadaşlar. Bugün pişirdim nohudumu. Hatta şöyle havası var hala. Biraz sonra onu da gösteririm sizlere. İlk olarak da şöyle kadayıfından başlayalım isterseniz canlar. Şimdi tatlımızdan başlıyor. Biraz sonra da yemeğimiz pişti, pilavımızı koyacağım. İbrahim Paşa'm acıktım diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tatlımızı yapalım. Kadayıfımı şöyle bir tavama aldım. Ben biraz şekerli seviyorum sevgili takipçilerim. O yüzden kaşıkla mı yapsam ki bardakla mı versem ki ölçüyü? Neyse kaşıkla yapalım. Kaşık ölçüsü verelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 1, 2, 3, 4, şöyle 5 yemek kaşığı dolusu şeker ekledim. Birazcık da göz kararı şöyle kaşığımın ucunda tereyağı bıraktım. Şimdi ben bunları güzelce bir karıştırayım. Burada kavuracağım. Ama şöyle altını kısayım arkadaşlar, yanmasın. Çünkü bu orada yavaş yavaş kendine gele dursun. Biz de bir taraftan ne yapalım? Cevizimizi kıralım. Cevizi eklemek lazım içine. Hemen şöyle bunu hızlıca ceviz kıracağımızla kıralım. Sohbet eşliğinde sizlerle birlikte şöyle kabını alalım arkadaşlar. Değirmenimizi de alalım ki hemen çekelim. Beklemeyelim canlar. Sizi de biraz rahatsız ediyorum buradan ama dolabın kapağı açılmıyor öyle yapmasam. Dünkü videomda gördüm arkadaşlar, yorum yapmışsınız, işte sizler ne pişirdiniz diye yazmıştım. Hepinizin yemekleri şifa olsun inşallah sizlere canlar. Serkan'la İbrahim de evde, Ayhan da Ali ile Aksaray'a saz kursuna gitti arkadaşlar. Allah Cemil'in evladını hayırlı kapılar açsın inşallah. Bu hani hayırlı kapılar dediğim zaman evlilik konusunda demiyorum arkadaşlar. İş konusunda olsun. Hani her türlü sıkıntıdan herkesin yavrusunu, evladını kurtarsın inşallah Rabbim korusun. Gerçekten hayırlı evlat yetiştirmek de zor. Annenin babanın kıymetini bile. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani bir insan kulundan utandıktan sonra, Allah'tan da korktuktan sonra ondan korkmayacağım. Ay yanlış yere attım. Sabahleyin portakal abla mesaj çekmiş WhatsApp'tan. Yeleklerim elime ulaştı Elmascığım, Dermancığım, ellerinize sağlık. Çok beğendim diye yazmış. Güle güle eskit inşallah portakal abla. Portakal Aplı'ya şalvar da gönderdim arkadaşlar. Yurt dışına şalvarlarımız, satışlarımız devam ediyor. Dün tam 16 tane şalvar siparişi aldım yurt dışına. Ama sonra kargo ücreti biraz
pahalı geldiği için kaldı. Hani her şeyde vardır bir hayır. Bu, belki bunda da vardır bir hayır. Sabahleyin kayınvalidem aramış ne yapıyorsunuz diye. Biraz onunla sohbet ettik. Vallahi iyi gittim. Sabah sabah kahvaltı hazırlıyorum dedim. Serkan yine akşamdan patates istedi arkadaşlar. Tepsimi de oraya ıslattım zaten. Serkan'a söylüyorum zaten. Toplamaya gidip gitmiyor arkadaşlar. Akşam oldu mu sabahın şişini yapıyor. Randevusunu ayarlıyor bana. Sabahına patates kızartsan al rahat diyor. Ben de dedim patatese gitmeyeyim diyordum dedim. Hey bu patates istiyorsun dedim. Vallahi bu işin şakası ama gerçekten arkadaşlar fırında patates de güzel oluyor. Bence yeterli cevizimiz. Sizlerin sohbetinde eşliğinde de cevizimi şöyle çekeyim canlarım. Çektim. Şimdi tezgahım böyle dursun. Kadayıfımı güzelce bir sizlerle birlikte ne yapalım? Kavuralım değil mi? Hadi sizi şöyle tezgahın başına alayım. Ocağımın. Ocağımın altını açayım. Kadayıfımı, şekerimi ve yağımı ekledim arkadaşlar. Yağım tereyağı, isterseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Güzelce harmanlayalım. Zaten bu kadayıf kavrulmuş sevgili takipçilerim. Ben fazla kavurmayacağım. Sadece bu şekeriyle hani cevizini yedirmek amaçlı şöyle bir tavamda gezdiriyorum. Ben seviyorum bu kadayıf tatlısını. Hem hafif hem de çok lezzetli arkadaşlar. Bir ara kafayı taktıydım. Geçen gün gezerken yine gördüm. Dedim bir daha alayım canım çekti görünce. Vallahi bu tatlılar bizi mahvediyor ama yine de can boğazdan geliyor arkadaşlar. Yemeyince de olmuyor. Belki gün gelecek şeker hastası olacak. Gün gelecek başka bir hastalık çıkacak. Bunları hiçbir zaman yiyemeyecek belki. O yüzden şimdi canım sağken diyorum. Ben vallahi her şeyin tadına bakıp yemek istiyorum. Hani rejimmiş şeymiş yapmıyorum yani. Zaten yesem de aynı kilomdayım, yemesem de. Her şey emanet bu dünyada. O yüzden kilolarımızda inşallah zamanı geldiğinde onlar da gider diye düşünüyorum. Şöyle cevizimi de ekleyeyim canlarım. Göz kararı yaptım cevizimi de. Evinizde varsa eğer eklerseniz güzel oluyor. Daha bir lezzet katıyor sevgili takipçilerim. Ceviz. Fındık da olur bence. Fındık da çok güzel yakışır bu tatlıya. Yağın olduğu yerler topaklanma yapıyor. Mutfağı bir güzel kokular sardı arkadaşlar. Böyle tereyağlı, şekerli, kadayıflı. Yemeden doyuyor. Biraz önce acıktıydım ama şimdi bunun kokusu inan beni sanki doyurdu gibi yaptı.
Şekerinde topaklanma olmadı arkadaşlar, sürekli karıştırdığım için. Şimdi yakmayayım. Bunu altını kısayım arkadaşlar. Kadayıfım oldu. İçinin muhallebisini yapalım sizlerle birlikte. Şöyle yine de ara ara karıştırayım ki tavam sıcak olduğu için yanmasın canlarım. Pek güzel kızarttım. Şuraya alayım. Soğusun. Ara ara karıştırayım onu. O yüzden oraya aldım. Şimdi şöyle tenceremi alayım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir, iki, üç, tam dört yemek kaşığı un ekledim. Şöyle bir, iki, üç yemek kaşığı da nişasta ekledim. Bir, iki su bardağı da şeker ekledim canlarım. Şimdi bir litre sütümü ekleyeceğim ve karıştıracağım. Yavaş yavaş karıştıralım ki topaklanma olmasın. Topaklanma olmasın diye karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra yavaş yavaş sütümü ekleyeceğim. Bir litre sütümü hepsine dökeceğim. Ekleyeceğim. Ocağımın altını artık açayım. Kaynayana kadar karıştıracağım bu şekilde. Ben bu şekilde kaynayana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra kaynadıktan sonra kremamızı ve vanilyamızı ekleyelim. Tatlımızın devamını yapalım inşallah. Bu şekilde bir kaynasın, koyulasın muhallebimiz. Arkadaşlar bir taraftan tezgahımı toparlıyorum. Bir taraftan muhallebimi karıştırıyorum. Bir taraftan da pirinç pilavımı yapacağım. Şöyle yağımı ekleyeyim. Altını kısayım ki yanmasın, dibi tutmasın. Şehriyemi ekleyeyim. Pirincimi de yıkayayım. Sağ ol. Pirincimizin, pirinç pilavımızın suyu da geldi canlar. İbrahim efendim getirmiş. Ben hemen ona bir tereyağı koyup bir kaşık. Bir
Şöyle pirinç pilavımıza tereyağı ekledim. Bakayım mı? Ne oldu? Pişmiş mi? Pişmiş arkadaşlar. Ama birazcık sanki sulu gibi böyle özleşmemiş. Ben özlü yemeği sevmiyorum. Sonuçta tüplüden de açıp bakmayınca, havası gitmeyince bilemiyorum nasıl olduğunu. Biraz sonra muhallebimi kaynattım mı? Şöyle alayım bunu. Artık gücü yetmiyor. Diğer karıştırıcımı getireceğim. Bu çok hassas olduğu için arkadaşlar gücü yetmiyor. Şöyle muhallebim koyulaştı. Altını kapatayım. Kısayım. Kremamı da ekleyeyim. Serkan da bu ara soba kovalarımızı dolduruyor. Ona da söyledim. Sen de o işlerimizi hallet, ben yemeğimizi halledene kadar dedim. Tamam dedi. Kremamızı bir güzel sıktım arkadaşlar. Hemen şöyle vanilimizi de ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Aslında bunu mikserde çekince güzel oluyor ama ben bu tencereme mikser vurmak istemiyorum. Şöyle elimdeki karıştırıcımla, çırpıcımla yapayım. Burada da şehriyemizi yakmayalım. Alalım. Şöyle göz kararı tuz ekledim. Pirincimi de yıkamıştım arkadaşlar. Pirincimi de ekleyeyim. Ben hiç ölçülü yapmıyorum. Göz kararı yapıyorum canlarım. Hani fazla bile olsa ertesi miktarı paşam yiyor. O yüzden sıkıntı yok. Pirinç pilavları. Bir taraftan tatlımızı yapıyor, bir taraftan yemeğimizi. İkisini de inşallah halletmiş olacak biraz sonra. Hemen borcamımı getireyim. Muhallebim pek güzel oldu canlarım. Sıcacık dökelim. Borcamımı getireyim. Tezgahımın diğer tarafında yapacağım tatlımı. Şöyle borcamımı hazırladım. Kadayıf, bunu görüyorsunuz, tabanı tutacakmışmış arkadaşlar. Onu kaşık yardımıyla ezeyim. Sıcağıyla birkaç dakika karıştırmamız lazım. Dibi tutmaması için. Ama ben
pirinç pilavıydı, muhallebisiydi derken bayağı da tutturacakmışmışsın. Geçmemiş tavanı. Şöyle alt kısmına serdim arkadaşlar. Hemen muhallebimi getireyim. Arkadaşlar bu şekilde 1-2 saat bekletelim. Daha sonra kesme işlemine geçelim. Ben pirinç pilavımı hazırladım. O da orada pişiyor. Hemen bir salata yapacağım canlarım. Tatlım hazır. Biraz sonra keseceğim. Zaten bizim mutfak buzdolabı gibi. Dolaba koymama gerek yok. Ama sizin evleriniz doğalgazlı olduğu için dolaba koyun. Bir dinlensin 1-2 saat. Daha sonra kesme işlemine geçelim. Şimdi ben bunu bu şekilde bekleteyim. Daha sonra keseceğim inşallah. Sizlere de göstereceğim. Bunları fiyatlar da mı çözdün? Ne yapalım? Domates, marul, soğan.
Sen mi dedin ki? Sen mi? Kurgan mı tutuyorsun? Kurgan mı tutuyorsun? Hı hı. Çay alır mısın? Evet, işte koy. Arkadaşlar ben bir tane video izledim veterinerde. Dedim ben deneyim dedim. Bugün bir deneyim bari nasıl olacağını. Normalde çatalı bastırıyorlar. Hadi bir de biz deneyelim. Videoda izlediğimiz kadarıyla yapabilecek miyiz? Gerçekten arkadaşlar. Oldu. Biz bunu bu zamana kadar niye denemedik yazmışlar hatta. Ben de hiç denemedim. İlk defa deniyor. Bazen inanmıyorum hani o gördüğüm şeyler ama oluyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pek de güzel oldu vallahi. Şundan hemen deneyeyim. Aslında morlu halayla havucum da var ama İslamiyet'i sevmediği için yapmadım arkadaşlar. Salata, sadece marul, soğan, domates ve birazcık da salatalık ekledim yarım. Salatalık. Şimdi limonunu sıkayım. Birazcık da pul ver ekleyeceğim arkadaşlar. Belki düdük düdük sesinden anlaşılmıyor da sesi.
yemeğimin altını kapattım. Pilavım biraz şişsin, dinlensin. Yemeğim de düdüklüm de havası gitsin. Ben bu arada salatamı yaptım canlarım. Poşapımı da koydum. Allah ne verdiyse yağlı yaşık, yavan kaşık tatlımı da yaptım. Tatlımı isterseniz keselim mi? Ne dersiniz? Şöyle kenara alalım. Bence tatlımızı keselim. Arkadaşlar tatlımızı şöyle keselim. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık daha dinlenmesi gerekiyor. Tatlımızın. Şöyle yakından bir göstereyim. Muhallebili kadayıf tatlımı. Sevgili takipçilerim, tatlımı görüyorsunuz. Kestim. Biraz sonra Ayhan geldim. Bunun tadına güzelce bakar. O çok seviyor bu tatlıyı. Biraz da onun için yaptım. Şifa olsun çocuklarıma. Yemeklerimi de böleyim. Soframı hazırlayayım arkadaşlar. Sinimi soframı hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi soframızı odamıza götürelim. Dur şunu koyayım orada. Devrilmez. Devrilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gelip bu şunu acı. Şunu da bir de su bardağı getir. Acıktın mı lan? Bu ne elma? Neyini? Topaklar. Neyin içine çıktı? Toz biberdi, ne olacak? Oo, zehir gibi. Karıştırdım da gitmemiş demek. Dursun, dursun. Baba dursun, baba koy, dursun.
Of, nasıl yiyorum bakayım. Ötekine bak. Hadi, dayı. Ne olsun? Aynamızdan işlemez, kardeş. Evet, işlemez. Atma çöreklerimizi. Evet. Bu da soğuk valla. Niye elektrikli yaz diyor, bin kere diyor musun? Bunu yiyor, kurumuş. Bir onu bana. Şunu da yıkmışa ver. Açık mısınız? He. Bizlere afiyet olsun o zaman. Sevgili takipçilerimiz. Kapalı hiç konuşmuyorum. Bizlere afiyet olsun. İbrahim Efe kameralara çıkmak istemediği için. Anneciğim bir... Eline sağlık. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Sobada pişirdim ben onu. Fasulye şey, nohudumu. Dün ıslattığım ahlakta bugüne kısmet oldu. Valla ben kızı seviyorum. Ne yapıyorsun Erkan? Ne oynayayım ben burayı bakayım. İyi kumamışsın da o yüzden dur bakayım. Ölçüyü alamam ki ben onu. Şimdi koy. Oldu mu? Oldu. Bir konuştuğumuzda diyebiliriz bu. Ben kışın yemeklerini de seviyorum. Kışı da seviyorum. Dünkü videoda da söyledim Serkan kanalıydı herhalde. Kış gelmesin, yaz gelmesin diye. Ne? Yaz seviyorum. Seviyorum ben kışı. Yemeklerini de seviyorum. Oturup yemeği de seviyorum. O zaman ne diyelim? İnşallah beğenirsiniz videomuzu. Bir güzel videonun daha sonuna geldik. Yarın yeni vlogumda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Destek amaçlı yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sıcak ısınmış. O zaman elimi yakın. Pilavın da hiç tuzu yok ya. Gerçekten tuzlu oluyor diye. Bir tur domatesler mi şöyle? Getir mi? Nasıl pişmiş ya nohutta? Bahçemizin nohutu.